Halk ağzında boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar boğaz. Sıkılır bu. Ümük. Ne? Ümük. Ümük doğru cevap. Ümük kelimesini sevgili izleyenler tek başına hiç kullanmadığımı fark ediyorum. Merhaba, orası Ümük değil mi falan gibi mesela. Çünkü gerçekten çok tuhaf bir kelime. Evet. Söylemesi de tuhaf. İsterseniz evde sempatik. De değil. Ümük. Hep beraber söylüyoruz. Ümük. Çok güzel. Bakın tuhaf. Evet. Devam ediyoruz 5 harfli ilk kelimemizle. Birçok kişinin zor kullanarak ele geçirdikleri malı alıp kaçması. Talan. Yağma. Yağma doğru cevap. Efendim 5 harfli bir sıfata ihtiyacımız var. Aha da şu soruyla. Gereğinden fazla çok anlamlarında bir sıfat. Aa bu da biraz nokta. Bir harf lütfen. Harf verelim efendim. Ş. Aşırı. Aşırı doğru cevap. Altı harflere geçtik. Yine canımızı istettin denilebilecek bir kelimeye ihtiyacımız var. Bakalım sorusu nasıl? Deniz ürünlerinden bir yumurta. Havyar. Havyar doğru cevap. Efendim altı harflilerden devam ediyoruz. Eski bir sözcüğe ihtiyacımız var. Şu soruyla bakalım bulabilecek miyiz kendisini? Acilen, hemen, tezelden anlamlarında bir zarf. İvedi olmuyor. Değil. Nokta nokta burayı terk et. Derhal. Derhal doğru cevap. Efendim şimdi mastarla biten 7 harfli bir kelime bulacağız. Aha şu soruyla. Özellikle süt ve süt ürünleri için bozulmak anlamında kullanılan söz. Ekşimek. Ekşimek doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3600 puanımız var. 3 dakika 3 saniyede süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Devam ediyorum. Evet lütfen. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Toplumsal bir oluşum soracağız. Toplumun kendilerine özgü yaşama biçimleri olan cemiyet hayatına dahil kesim. Sosyete. Evet efendim. Sosyete. Sosyete doğru cevap. 8 harflilere geçtik bile mastarla biten bir kelime arayacağız şimdi. Bulacağız da bence. Gelsin bakayım. Mecazi anlamda kendisini acındırarak bir kimseden bir şey istemek. Dilenmek. Dilenmek doğru cevap. Efendim şimdi iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bilişimden geliyor. Gelsin bakalım. Bilgisayarın enerji tasarrufu yaptığı şekerleme hali. Evet o. Uyku modu. Evet o. Uyku modu doğru cevap. Sığdıramadım yanlışım. Fark ettim efendim. 9 harflilere geçtik. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Mecazi anlamda hak edilmemiş biçimde yasa dışı yollardan elde edilen kazanç. Bir harf lütfen. Harf verelim efendim. Tek kelime miydi? İki kelime efendim. Kara para diyeceğim sanıyorum. Değil. Efendim şöyle hak edilmemiş yasa dışı yollar. Heh. Haram. Evet. Evet. Haram para. Evet haram para doğru cevap. Selim Bey'e ben bildiğini fark ettim. Evet, evet, o, evet, evet. Bakın seyredin yani yakın 30 gözlüğüm kere falan. Yok yanında o yüzden ya. Biraz yakın gözlüğüm yok yanında o yüzden sığdırmada biraz sıkıntı yaşıyorum o açıdan. Rica ederim Selim Bey orası da çok yakın değil. Ne yani, yapalım biraz geri mi alalım? Yok 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 iyi şu anda ben sığdırma konusunda bir sıkıntı yaşıyorum peteklere. Tamam ben zaten takip ediyorum sığması söyleyeceğim ben. Peki, merak etmeyin. Efendim 9 harflilerle devam ediyoruz. Mastarla biten bir kelime bulacağız şimdi. Bir yere veya topluluğa alınmamak, kabul görmemek, ötekileştirilmek. Topluluğa alınmamak, kabul görmemek. Kabul haymatlos görmemek. Haymatlos gibi bir şey mi? Ne efendim? Haymatlos gibi bir şey mi? Yok, değil. Bir yere bir topluluğa alınmamak. Mastarla bitiyor. Reddedilmek. Gibi bir şey. Yani reddedilmek bir başvuru gerektirir ya. Başkalaşmak. Tek kelime. Hmm. Birleşik kelime de değil zaten. Mesela... Bizim bir arkadaşımız var burada. Dışlanmak. Ne? Dışlanmak doğru cevap.